Enerji Bakanlığı'ndan Enerji Bakanlığı'ndayız. Çünkü konuğumuz Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak. Hoş geldiniz Hoş CNN Türk bulduk Hande yayınına. Hanım. Ve tabii Teşekkürler. her şeyden önce geçmiş olsun diye başlayayım. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ve ilk soruyla aslında o gece, o kabus gecesinde siz Sayın Cumhurbaşkanı ile bir aradaydınız. Oradan başlayalım. Neler yaşadınız, nasıl hissettiniz? Haberi alır almaz ki eniştesinden öğrendiğini biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı Doğru. için. Sayın Cumhurbaşkanı'nın size talimatı ne oldu, ne yaptınız? Şimdi öncelikle çok teşekkürler. Yani şahsınıza da geçmiş olsun. Çok Tüm ülke teşekkür olarak, ederiz. 79 milyon millet olarak, toplum olarak çok üzücü bir süreç yaşadık. Ama her olayda bir hayır vardır'a inanan bir insan olarak, bunun da Türk milleti ve toplumu için tarihsel kırılmalar içerisinde önümüzdeki süreçte ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Nitekim bugün sokaklarda ortaya çıkan resim ve manzaranın ortaya sunduğu hakikaten bu görüntü ne kadar Türk toplumu için bu birlik beraberlik resmine ihtiyacımız olduğu ve birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde, millet olunduğunda belki de Türk tarihinde Osmanlı dahil ilk defa bir askeri darbeye halkın dimdik ayakta durduğunda nasıl karşı çıktığını ve başarılı olduğunu gösteren bir manzara ortaya koydu. Şimdi tabii o akşam enteresan bir akşam. O akşam çünkü o 9 civarı saatlerde birlikte masada oturuyorduk. Dediğiniz gibi ilk telefon enişteden geldi. İşte Beylerbeyi sahil orada bir hareketlik oldu. Askerlerin, polislere müdahale etti. İnsanlara kimlik sorduğu diye öyle bize bir bilgi gelince biz de bir şüphe ettik. Hayırdır? Allah Allah, ne oluyor gibi. Sonra birkaç telefon daha geldi. İşte Genel Sekreterimiz Abdülhamit Bey beni aradı. O da bu Enerji Bakanlığı'nın kampüsü içerisindeki bir programdaymış. O sırada uçakların alçak uçuşla Ankara'yı taciz etmeye başladığını ifade etti ilk. Sonra birkaç telefon peş peşe gelmeye başlayınca Sayın Cumhurbaşkanımızla ailecek oturduğumuz masadan, ortamdan kalktık. Başka bir odaya geçerek süreçle ilgili daha sıcak yakın temasları, telefon görüşmelerine başladık. Bu görüşmelerin arasında anladığım kadarıyla o ana kadar MİT Müsteşarı, Genelkurmay'dan herhangi bir isim, kuvvet komutanlarını kastetmiyorum ama belki 1. Ordu. Yok herhalde, değil mi? Yok, yok, yok. Hiçbiri yok. Evet. Yani bireysel konuşmalar anladığım Evet, evet, kadarıyla. evet. Peki ne yaptınız? Yani Cumhurbaşkanı ne talimat verdi? Yani şimdi şöyle, biz tabii vatandaş olarak, gazeteci olarak inanamadık. Bir onun şokunu yaşadık bir süre. Sizde de aynı şok var mıydı? Bir endişe ettiniz mi? Çünkü ailece birliktesiniz, değil mi? Bir yandan çoluk çocuk hepsi bir arada. Şöyle tabii endişe edilmemesi mümkün değil. Endişe etmiyorum demeniz doğru değil. Ama ben hep şunu söylüyorum. Biz biraz farklı büyüdük, yetiştik. Hani darbe kültürünü, darbenin insan psikolojisi üzerindeki etkisini çocukluktan itibaren aileden, ebeveynden yaşayarak büyüdüğümüz için, işte babasını hapse gönderen bir çocuk olarak büyüdüğümüz için dolayısıyla hani o psikolojiyi az çok biliyoruz. Onun etkilerini biliyoruz. Ancak hani 21. yüzyılda 2016 senesinde darbe olur mu? Başka bir soru. Teoride de pratikte de olmaz ama paralel yapıyı biliyorsanız ki yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de belki de en iyi bilenlerden bir tanesi olarak bu yapı içerisindeki insan profilinin zekası ve IQ'su çok yüksek ama kula kulluk etme, aklını kiraya vermeye ve bununla ilgili uçurumdan atlama annesi, babası günü geldiğinde belki de vatanını satma noktasına gelebilme düşüncesi içerisinde olabilmeye vakıf bir insan olarak her şeyi beklemenin mümkün olduğunu biliyordum açıkçası. Ha bugün, yarın, şu veya bu. Ama şundan da emindim ki bakın burası çok önemli. Böyle bir darbe girişimi kesinlikle ama kesinlikle başarılı olamaz. Niye? Toplumsal olarak bu milletin farkındalık düzeyi ve eşiğinin her geçen gün ne kadar yükseldiğine şahit oluyoruz. Ve bulunduğum her ortamda onu anlatıyorum. Geçtiğimiz 10 yıl her bir yıl farklı bir darbe çeşidiyle muhatap olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ve bu farkındalık eşiğinin en önemli tarafı da o. Türkiye'de olaylar yaşanır. Toplum 10 sene, 20 sene sonra bunun farkına vardı. Ama Danıştay saldırısı 2006 ile başlayan işte Cumhuriyet mitingleri, parti kapatma, Ergenekonlar ve ondan sonraki süreçlerde yaşanan gezisiydi, 17-25'iydi, PKK süreci, terör olayları, MİT kriziydi. Yani bütün bu süreçleri
çok daha hızlı ve net okuyan bir toplumla karşı karşıya olduk. Belki son 100 yılın, 200 yılın en büyük kazanımı bu. Burası bakın çok önemli. Artık mış gibi olaylara bakmayan, baktığında resmi gören, ya Menderes çok iyi insandı. Astılar sonra 20-30 sene sonra anladık işte. Özal 10 sene 20 sene. 28 Şubat vay anasın. 28 Şubat öyle bir şey değilmiş ya. 10 tane 20 tane tiyatral birileri yürüyor. Şeriat giriyor. Öyle bir şey yokmuş. Meğersem ipteki cambaza baktırırken cüzdanları toplama operasyonuymuş. 2001 kriziyle neticelenen Türkiye ekonomisine 100 milyarlarca dolarlık belki zarar veren bir süreçmiş falan. Şimdi dolayısıyla Türkiye'deki farklı fraksiyon, dünya görüşü, siyasi görüşteki yelpazelerde son yıllarda yaşanan krizlere dayalı kimin nasıl pozisyon aldığı ile ilgili çok ciddi bir nokta var. Bu darbe süreciyle ilgili de yaşanabilecek tüm bu noktadaki travmatik olaylara toplumun çok duyarlı tepkiler verebileceğini açıkçası ben düşünüyordum. Hep düşünüyordum bunu. Bu çağrının arkasında bu mu var? Yani demokrasiye sahip çıkma, sokağa çıkma çağrısı. Onu da biraz bize anlatır mısınız? Tamam, biz yayını yaptık ama öncesinde konuştunuz herhalde. O ilk talimat mıydı mesela? Şöyle, karşı telefon görüşmeleri başladığında, işte ulaştıklarımız, ulaşamadıklarımız başladığında öncelikle olayın kesinleştirilmesi süreci önemli. Yani bu hareketlilik, kalkışma nedir, küçük, büyük çaplı. Bunun bir tespitiydi önemli olan. İşte o tespit bir süre sürdü. Tespit olduktan sonra olaya hemen vaziyet etme noktasında Cumhurbaşkanımız çok güçlü ve kararlı adımlar atmaya başladı. Bunun halka hitap ve iletişim hususu noktası önemli tabii. Önce Başbakanımıza istişare noktasında Başbakanımız bu konuyla ilgili bir açıklamayı hemen halkımızla iletişime geçerek medya aracılığıyla, televizyon aracılığıyla müdahale etti. Sonra Cumhurbaşkanımızın bu noktada halka hitap etmesi, olay kesinleştikten sonra süreci oluştu. Nitekim biz hazırlığımızı yapıp otelin önünde kameralara röportaj verdiğimizde, açıklama yapmak için karşısına çıktığımızda, işte TRT Anadolu Ajansı diğer organları var, konuşmayı yapıp içeri girdiğimizde öğrendik ki meğersem yayınlanmamış bu. Sebep, işte malum o sıralarda işte TRT Anadolu Ajansı veya orada yaşanan sıkıntılara dayalı. O olmayınca, içeri girince o zaman bu iletişimin önemi Cumhurbaşkanımızın direkt halka hitabıyla birlikte bu sürece halkın, milletin müdahalesi noktasındaki durum ortaya çıktı. İşte onunla alakalı siz olsun, diğer televizyon kanalları olsun, haber olsun ciddi bir şekliyle hemen iletişime geçip efsane yayınların yapıldığı süreçleri yaşadık. Sizler de içindeydiniz zaten. Bu süreç Türkiye'de geriye dönüp bakıldığında şöyle dokunacak aslında. Cumhurbaşkanımız son yüzyılda gelmiş geçmiş siyasetçilerden belki de en büyük fark halkla iletişimi bu kadar güçlü, bu kadar yakın ve bu kadar samimi bir siyasetçi belki yok. Bunun da ortaya koyduğu resmi geçtiğimiz 10 yılda çok farklı varyasyonlarıyla gördük. İşte bunun en son neticesi de buydu. Cumhurbaşkanımız hemen halka dokunarak milletiyle bir bütün olarak bu süreci yönetme inisiyatifini çok akıllı ve çok stratejik bir şekilde yönetti. Endişe ettiniz mi şunun için? Bir yandan da tuhaf bir yapı bunlar. Yani işte köprüde insanları öldürdüler, meclisi bombaladılar. Halk sokağa çıkıyor. Yani fütursuzca daha kötü şeyler olabilir endişesini taşıdınız mı o halka yönelik? Sonuna kadar tabii ki taşıyorsunuz farklı endişeler. Ama şimdi bu profilin en önemli özellikleri hayatları boyunca kendilerini gizleyip, takiye yapıp, yalan içerisinde bir ömür sürdürdükleri için genel fıtratları korkak. Çok net. Şimdi iki tane özellikleri var. Yani benim halkı söylerim. Görünce çekilir. O yapıyı şimdi, öyle düşün. Halkı görünce çekilirden ziyade şöyle onu biraz detaylandırayım. Teorisi öyle de. Korkaklar ve takiyeciler. Şimdi korkak insanın en önemli özelliği gücü geçirdiği zaman eline zalimden daha zalim oluyor. İşte bunu gördük. Bakın 12 Eylül'de bile farklı darbe varyasyonlarında bile böyle bir zulüm yok. Öldürmek için, ezmek için işte konuşmaları yayınladınız siz görüyorsunuz. Yani böyle bir zulüm olamaz yani. Böyle bir zalim psikolojide olamaz bir insan. Niye? Ateş ettiğiniz, vurduğunuz, öldürmek için ateş ettiğiniz insan sizin halkınız ya. Milletiniz, kardeşiniz, bacınız, eşiniz, dostunuz, komşunuz ya. Yani böyle bir zulüm olabilir mi? Bu işte şunun tezahürü. Bu zalimlik psikolojisinin. Ama zoru gördükleri zaman korkaklar da aynı zamanda. Teker teker kaçmaları da
hemen birbirlerini satmaları da, itirafçı olmaları da, farklı bir şekliyle hemen farklı varyasyonlara girmeleri de. Ve bu yapının genelde akıl stratejisini ortaya koyan ekip en korkak ve en önce kaçanlarıdır genelde. Maşa olarak kullandıklarıdır sahada bırakıp kaçtıkları. Nitekim onlardan da bir kısmı kendini gören, işte kendini asanlar mı ararsınız, şunu yapan ararsınız, bunu yapan ararsınız. Gerçi bu asma olaylarına da çok dikkatli yaklaşmak lazım. Neden? Çünkü itirafçı olma potansiyeli olup da farklı bir şekliyle, işte bence oradaki hapishanelerdeki ortama çok dikkatli eğilmek lazım. Çünkü Türkiye'de çok yoğun bir gözaltı süreci yaşıyoruz ve bunların takibi bence çok önemli. Bu süreç içerisinde hangileri doğal yolla, hangileri doğal olmayan yolla, bence bunun da önemli bir soru işareti ihtiva ettiğini şahsen düşünüyorum. Ya orada birlikte Silivri'de olmadı. Özellikle, Silivri'deki gardiyan yapısında özellikle şu veya bu şekli özellikle farklı şeyler olabilir. Çünkü Ergenekon süreçlerinde de bunun yaşandığı, bunlar farklı farklı şekilde ortaya çıkmıştı. O süreçte paralel kadroların ne şekliyle dahil olduğu ile ilgili bunları bakanlıklarımız çok ciddi bir şekilde temizledi ama hala içlerinde var mıdır? Bu kadroların içerisinde bunlarla ilgili yapılıyor mudur? Buna da eğilmek lazım. Tabii bir yoğun bir gündem içerisinde Türkiye olduğu için adım adım hepsine tüm süreçleri demokratik hukuk kuralları içerisinde yönetmek için adım adım yürüteceğiz zaten. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Ben anladığım kadarıyla yani açıkça söyleniyor hala bir tehdit var diye. Şimdi nedir bu hala var olan tehdit? Mesela bir takım suikastlerden bahsediliyor. Bu mu devletin elindeki son bilgi acaba? Yok, onu içerideki yakalanan subayların intihar edilmesi hususuyla ilgili söyledim. Şimdi bu bir taraf intihar mı değil tehdit mi ona bakılması gerekir. Evet. Siz tehdit sorusunu soruyorsanız açıkçası Türkiye'de tehdit olgusu uzun bir süre bitmeyecek. Türkiye devletine ve milletine tehdit olgusu. Bu farklı varyasyonlarla olabilir. Çünkü siz bölgede ve dünyada farklı bir noktaya doğru evriliyorsunuz. Gelişiyorsunuz, büyüyorsunuz. Bundan rahatsız olan birileri muhakkak oluyordur. İşte geçtiğimiz 10 yıla bakalım. Hepsini geçtim. Son 3-5 yıla bakalım. Sinema filmlerinde izlesek inanmayacağımız olaylar yaşadık. Öyle mi? Şimdi dolayısıyla tehdit olgusu bu anlamda. Hani diyorsanız ki eğer çokça sıkça konuşulan bir darbe daha gelir mi şu veya bu? Bir darbe daha gelir mi? Bu Fethullahçı terör örgütünün elinde bir suikast listesi olduğu ve buna yola bundan devam edeceği yönünde de bir takım bilgiler var. Yani iddialar var diyeyim. Doğrudan şimdi, örgüte yönelik soruyorum bunu. Şimdi şöyle, örgütle alakalı yapının deşifresi, tek tek bulunması, tespit edilmesi ve bunların gerekli cezaları hukuk içerisinde alması için biz her türlü adımlar atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada tabii bu yapıda çok ciddi bir çözülme var. Ciddi bir şekliyle askeriye temelinde, emniyet temelinde, kamunun farklı kadroları temelinde çok titiz bir çalışmayla tek tek tespiti söz konusu. Bununla ilgili bütün bu gerekli adımlar atılacak. Ama diyorsanız ki bireysel olarak şu anda dünyanın genelini tehdit altına alan, artık alfabede harf kalmadı diyorum ben, terör örgütleriyle ilgili her gün yeni bir tanesi çıkmayı versin. Tüm dünyayı tehdit altına alan bir terörize olmuş bir iklimle zaten karşı karşıyayız. Türkiye peşine Almanya, peşine ondan sonra bakıyorsunuz Afganistan, sonra bakıyorsunuz Amerika, sonra İngiltere, sonra Fransa. Her gün bir yeni terör saldırısıyla dünya karşı karşıya zaten. Sadece Türkiye değil. Bu örgütte ki biz çok sıkça dile getiriyorduk, bugün artık 79 milyon kimsenin şüphesinin olmadığı, dünyanın da yavaş yavaş artık vakıf olduğu bir süreç. Bu da bu örgütlerden bir tanesi. Bu örgütün Türkiye içerisindeki tespiti, teşhisi, tasfiyesi ve gerekli cezaların alınması bir tarafa, yurt dışındaki ayaklarının takibi ve tespiti bir tarafa, bununla mücadele devam edecek. Ama Türkiye'nin mücadele ettiği örgütlerden bir tanesi bu değil. IŞİD ne kadar terör örgütüyse, ki bence bu IŞİD'den daha tehlikeli. Ben bunu hep söylüyordum. Hep söylüyordum. İşte IŞİD'miş, El-Kaide'ymiş, PYD'ymiş, PKK'ymiş. Daha tehlikeli. Uzun süre ben bunu söyledim. İnsanlar tam anlamıyordu. İçinden gelince biliyorsunuz yapıyı. IQ'su ne kadar yüksek? 150, 160, 170 profesör olmuş, paşa olmuş. Ne olmuş insanların? Bir meczupun. Hani bunu geçen biri bahsetti. Bunu çok dinlendirmeyin. Hukuki olarak işte suçsuz olur. Alakası yok. Hukuki olarak suçsuz olur diye bir şey var mı? Bir insanın. Bu insan sonuna kadar bu yapı içerisinde suçlu. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten şüphesi yok. 79 milyon artık zihninde şekillendirdi. Bitti. Yani bunun yoksa ne kadar travmatik bir ilişki olduğu
15 Kasım 2013, 17 Aralık arasındaki bir aydaki müthiş 180 derecelik değişimde de ortada. Siz 15 Kasım'da çarşaf çarşaf ilan veriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti, Cumhurbaşkanı, Başbakanı'na övgüler diziyorsunuz. Bir ay sonra hükümeti yerden yere vuruyorsunuz. Bu nasıl bir takıyeciliktir ya? 12 ay boyunca siz, 12 sene boyunca yere göğe sığdıramadığınız bir iktidar, övüp bir iktidar televizyonlara çıkıp belalar yapıp savaş açıyorsunuz. Halk bunu gördü, bu samimiyet takiye algısında falan filan. Ama bugün geldiğimiz noktada bunların neden tehlikeli olduğu, değiştirip dönüştürüp beyin yıkadıkları, Türkiye'de eğitim sistemi üzerinde ele geçirdikleri, ne kadar temiz gençleri nasıl bir şeytana dönüştürdükleri bugün ortaya çıktı. Peki Sayın Bakan, şunu soracağım. Çok soru var ama bunu söylediğiniz için. Peki tüm bunları biliyordunuz, tüm bunları görüyordunuz. Niye daha etkin mücadele etmediniz? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde %60'ı, %70'i diye ifade ediliyor. İfadelerden okuyoruz. Üç genelkurmay başkanı üst üste odasında, makam odasında dinlenilmiş. Ya da işte şimdi görüyoruz ki peş peşe bir sürü isim açığa alınıyor. Neden daha önce müdahale etmediniz? Şimdi devlet olarak bizim müdahale hususunu nasıl takip ettiğimizi tüm Türkiye şahit. Kurumlara yazılar, takipler. Şimdi hukuk devletinde belirli bir hukuki delillerle takip etmeniz ve talimatın ilgili kurumların aynı hassasiyetle takip etmesi ilkesiyle yürür. Şimdi devlet olarak 25 bakanlık kendi içerisinde, askeriye kendi içerisinde bunların takiplerini talimat noktasında İşte onu sormaya yapması çalışıyorum. lazım. Acaba Şimdi genelkurmayda yok biraz daha bekleyelim, delile ihtiyaç var falan gibi böyle bir bakış açısı mı vardı? yani bu bakış açısı var mıydı? Benimle ilişkili bir bakanlık olmadığı için, benim bakanla ilişkili kurum olmadığı için bu detayda ben tabii yorum yapmam mümkün değil. Bu yani ilişki noktasında toplumun takip edip izlediği konular. Ama ortada bir şey varsa ki onu da şunu gerçek noktada bilmek lazım. Gerek yargı ve gerek askeri ayağında çok hayati iki adım atılacaktı. İşte belki de bu darbenin bu kadar hızlı bir şekliyle ortaya çıkmasını siz de takip ettiniz medyadan. Yargıtay ve Danıştay ile ilgili meclisten geçen yasa ve bunlarla ilgili süreçler Ve Yüksek farkındasınız. Askeri Şura. Ve yaş. Ve bu yaş hakikaten son yıllardaki en önemli yaş olacaktı. Çok titiz, çok yoğun ve çok kritik bir çalışmalarla çok ciddi bir kadronun burayla intisaplı, çok ciddi bir kadronun tasfiye olacağı bir yaş olacaktı. İşte belki bu süreci hızlandıran adımlardan bir tanesi de bu oldu. Çok net. Ve bu yapıdakilerin çoğu bunun içerisinde zaten. Yakalananlardan, paşalardan, tuğgeneraller ağırlıklı, tümgeneraller ağırlıklı. Bunlardan. Bununla ilişkili. Bunun noktada da bakmak mümkün. Şimdi tekrar ben o geceye dönmenizi rica edeceğim. Bir defa iki ya da üç helikopterin kalkıp Cumhurbaşkanı'na yönelik saldırıda bulunacağı bilgisini nasıl aldınız? Aldıktan sonra ne oldu? Yani nasıl çıktınız otelden? Şimdi şöyle, bilgisini almadık. Seslerini duyduk. Tepemizde askerlerin 3 helikopterle döndüğünü Böyle bir yaşadık. uyarı da yok. Yani Cumhurbaşkanı'na saldırı olabilir, çıkın o otelden diye bir şey yok. Yok. Biz onu kendimiz yönettik. Yani Cumhurbaşkanımız kendi inisiyatifiyle kararlarını aldı, istişarelerini yaptı. Ferasetli bir duruşuyla o süreci kendi yönetti baştan sona. Helikopterin sesiyle mi hareket ettiniz? Hayır, şimdi sonuçta güvenlik korumalarımız var. Güvenlik korumalarımız gerekli iletişimlere geçiyor, gerekli hareketlenmeleri takip ediyor. Üç tane helikopterin keşif için geldiğini görüyor, onları takip ediyor, yönlerini falan. Yani bununla ilgili yapılması gereken adımlar o noktada. İşte teşkilatlar, emniyet, bölgedeki insanların gelmesi, binlerce toplumun toplanması, şuraya bu şekilde bölgede biz gerekli hareketliliğe dayalı, gerekli tedbirleri, halk ve polise dayalı gerekli hazırlıkları zaten yapıyorduk. Alternatiflerin tüm ABCD senaryoların hepsi konuşuldu. O konuda çok akılcı alternatiflerle bir senaryo hazırladık ama helikopterlerin dönmesi ve buna dayalı karar alınması hususu başka bir şey. Alternatiflerden bir tanesiydi bu. Şimdi biz orada onu gördük, hissettik. Bununla ilgili gerekli adımları Cumhurbaşkanımız karar vererek orayı terk etme ve farklı bir adım atma yönünde yürüdük. Herkesin uçağa sığmadığı doğal olarak bazılarını da geride bırakmak durumunda kaldığınız ne hissettiniz? Şimdi uçaktan önce bir helikopter faslımız var. Dolayısıyla helikoptere Oradan sığınma konusu başlayalım. da tabii insan üzülüyor, istiyor ki tüm oradaki ekiple gidebilelim. Ancak tabii oradaki tehdit orada kalanlardan ziyade gidenler. Oradaki esas tehdit Cumhurbaşkanımız. Ama tabii insanı daha da üzen husus şu. Burada Hasan Bey çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Nitekim ailesini bıraktı. Hem eşi olsun, çocuğu olsun, çocukları olsun. Kendisi o noktada. Orada bırakmamız gereken diğer arkadaşlar, çalışma arkadaşlarımız oldu. Polis arkadaşlarımız oldu. Bunlar için hakikaten çok endişelendik açıkçası. Her ne kadar
hedef orası olmasa da bunların ne kadar zalim ve kahpece hareket edebileceklerini düşünüyorduk. Nitekim iki arkadaşımız şehit oldu. Allah onlara rahmet eylesin. Bu çerçevede hangi mantıkla geldikleri ortada. Ben buna tabii bir soru cevapla da ekleme yapmak istiyorum. İşte birileri geçen bir iki ortamda şöyle bir şey deyince ben şöyle bir acı bir tebessümle baktım. İşte bu bir setup, Türkiye devleti falan filan. Dünyada böyle bir alçakça bir senaryo ve neticesi ne olursa olsun, bunun sonrasındaki resimde yer almayı hangi insan kabul eder? Başarılı veya başarısız olması değil. Bu bir setup olacak. Siz paşaları bağlayacaksınız ve o paşalar sadece kendileri değil, o askerler sadece kendileri değil, eşleri, çocukları, yedi sülalesi bu topraklarda lanetlenmeyi kim göze alabilir? Bu insanlar hep öyle anılacak artık. Başarılı olsa da olmasa da. Bu nasıl bir hikaye? Siz kaç kişiyi ikna edersiniz böyle bir düzmece darbeye? Bunun bir maddi karşılığı yok. Bunun makamsal karşılığı da yok. Bunu yapan herkes 79 milyon kişi tarafından başarılı olsa da olmasa da nesiller boyu lanetlenecek. Hı hı. Nesiller boyu belki de toplum açısından bakıldığında evlatlarına, torunlarına su bile verilmeyecek bu topraklarda. Niye? Siz masum insanları öldürdünüz. Bu topluma, bu millete, bu vatandaşa silah çektiniz. Tank, top, tüfek, uçaklarla bombalar attınız. Bu meclisin çatısına bombalar attınız. Böyle bir iş olabilir mi ya? İnsan acı acı gülüyor bu tepkilere yani. Vay anasını. Darbenin de böyle bir düzmecesi varmış. Çok şaşırıyor yani. Buna varım diyenin ben aklından şüphe ederim. İçeridekilerden veya dışarıdakilerden kim olursa olsun. Hı hı. Bu tabii Allah göstermesin bu topluma bir daha ama çok travmatik bir şey tabii ki yani. Tekrar o geceye döneceğim şu yüzden. Çocuklara ne dediniz? Yazılı çocuklar vardı. Ya biz hepimiz çok zorlandık o gece bir şeyleri anlatmakta, hala zorlanıyoruz. Ama siz ne dediniz? Sayın Cumhurbaşkanı ne yaptı torunlarına? Çocuklarımızı Allah'ın verdiği güç ve yardımla, sakineyle, güzel bir üslupla elhamdülillah teskin ettik. Tabii üzüldüler, olayı anlamaya çalıştılar. Büyük oğlan, ortanca kız, ufaklık bebek daha o tabii farkında değil ama bir şekilde teskin ettik. O da bizde kalsın. Peki uçakta İstanbul'a neden İstanbul'u tercih ettiniz? Ankara'ya inmek güvenli değil miydi? Onu da çok merak ediyoruz. Şöyle onu ifade ettim ben zaten. 4 tane şehir alternatifiyle ilgili uçakların hazırlığını biz yaptık. Dolayısıyla Marmaris'ten helikopterle nereye gideceğimiz de belli değildi. Bununla ilgili güzel bir strateji belirledik. Son saniyeye kadar o 4 şehirden hangisi? Yani 4 şehirde de uçak var. Aydın, Bodrum, Dalaman, İzmir. Hı hı. Hazırlıklarımızı yapıp hangisine gideceğimizin belli olmadığı bir stratejiyle yola çıktık. Dalaman'da karar kıldı. Sonra Dalaman'a indik. Dalaman indiğimiz uçakla kalktıktan sonra da hangi şehre gideceğimiz stratejisi o da son ana kadar belli değildi. Ama hazırlıkları ona göre yapmıştık, Ankara veya İstanbul veya başka bir yer. Nitekim İstanbul'daki kulenin hala Sabiha zaten güvenli değildi. Atatürk Havalimanı ile ilgili son dakika operasyonuyla kulenin teslim alınması süreci, oraya inilmesiyle ilgili süreç, orada pistte güvenli ortamın sağlanması, indikten sonraki süreç, uçakların tepemizde dolaşıyor olması sürecini son dakikaya kadar istişarelerle Cumhurbaşkanımız yönetti. Elhamdülillah çok başarılı da yönetti. İndikten sonraki süreç zaten çok başka gerçekleşti. Her ne kadar o tansiyon devam etse de çok başarılı bir şekilde. Yani o çok kritik bir an. Uçakta sonuçta Cumhurbaşkanı var ve diğer uçaklar var. Nasıl bir histi o? Yani ya bir şey olsaydı, hani bunu düşündünüz mü hiç? Şöyle söyleyeyim, bu tabii olaylar olup bittikten sonra hani olduğundan farklı anlatmak kolaydır veya ya öyle hissettim böyle demek kolaydır ama ben şahsi adıma konuşuyorum ve orada bulunan herkes adına konuşuyorum. Herkes inanılmaz sakin ve rahattı. Hiçbir ama hiçbir korku ve endişe yaşamadık. Ha, bu Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Belki okuduğumuz dualar, çıkarken yaptığımız niyetler, milletin duaları, Türk toplumunun hakikaten bu noktada bakıldığında Cumhurbaşkanımız ve ailesi üzerindeki teveccühü, sevgisi, muhabbeti, duasının etkisiyle biz çok rahattık yani. Elhamdülillah hiçbir korku endişe yaşamadık. Hani ölürken, yaşarken ölümü öldürmek olayı gibi belki bununla da alakalı. Çünkü hayatınız, hele siyaset yapıyorsanız Türkiye'de hani kefenle yaşayacaksınız, kefenle bunu ortaya koyacaksınız belki ama bunun en güzel
en güçlü örneğidir Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız zaten son 10 yıla baktığımızda Türkiye'deki yaşananlarla hep bu çerçevede bir siyaset yapıyor. İçeride ve dışarıda. Şimdi biraz da tabii bundan sonrası Cumhurbaşkanı'nın ifadesi çok dikkat çekti. İnişemden öğrendim. Zafiyet oldu açık istihbaratta ve dere geçerken at değiştirilmez. Ama bir yandan da belli ki yeni bir sistem geliyor. Bu sistemin ayrıntıları çok konuşuluyor. Tekli bir yapı, Genelkurmay'ın MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması gibi. Bunlar doğru mu? Nasıl bir sistem göreceğiz önümüzdeki süreçte? Şimdi gerek MGK'da, gerek Bakanlar Kurulu'nda özellikle ve sonrasında yapılan ve yaptığımız güvenlik toplantılarında Türkiye'nin bu ve benzeri sıkıntıları bir daha yaşamaması için, travmaları bir daha yaşamaması için sistematik olarak alternatiflerin hepsi çalışılıyor. Ve bunların hepsi dünyadaki örnekler, demokratik örnekler, demokratik hukuk devleti içerisindeki örnekler çerçevesi içerisinde çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde işte hafta sonu cuma gecesi bir KYK çıkardık. Önümüzdeki dönemde hep o soruluyor yani o halin amacı çok hızlı yasal düzenlemelerle hayata bu güvenlik kaygısını ortadan kaldırıp güveni tesis etme noktasında hızlı adım atabilmek için çıkarılan bir düzenlemeydi. Bu çerçeveyle de eş zamanlı bunu yönetmek için çok ciddi adımlar atacağız. Şu an itibariyle kesinleşmiş ve kararı verilmiş bir şey yok. Ama işte jandarma ile ilgili, genelkurmay ile ilgili, kuvvet komutanlıkları ile ilgili, MİT'le ilgili bunların ne şekilde bağlanacağı, nasıl şekilde oluşturulacağı, ne şekilde işlerlik veya gündelik, periyodik karar alma süreçlerinin nasıl yönetilip koordineleceği ile ilgili tüm alternatifler çok sıkı bir şekilde çalışılıyor. Şahsi fikrinizi merak ediyorum. Sistemi tek elde toplamak mı yanlış yoksa o kuvveti dağıtmak mı gerekiyor? Şimdi tabii doğru mu yanlış mı yani bu? Benim tabii uzmanlık alanım değil bu. Yani bir insan Türkiye'de ben hep eleştirdiğim bir konu. Bir insan her konuda her şeyden anlar hikayesi. Benim tabii uzmanlık alanım değil. Hani çok böyle ne akademik olarak ne siyasi olarak çok çok detaylı bildiğim bir alan değil. Askeri yapılar olsun, sistematik çerçevede olsun. Nitekim hani ekstra biraz hukukçu olsam belki o noktada da söyleyeceğim bir söz olabilir ama çok uzmanlık alanım olmadığı için çok fazla bir şey demem mümkün değil. Ama tabii her vatandaş gibi düşüncelerim muhakkak vardır. Ama tabii her vatandaş gibi düşüncelerinizi ifade ettiğinizi her vatandaş gibi algılanmadığı için çok da fazla düşüncelerimi söylemeyeyim. Peki Fethullah Gülen'in iadesi. Amerika'da bir ton farkı var mı? En azından iki bakan gidecek, acil tutukluluk talebi var. Ve ne dersiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri ve Adalet Bakanlarımız ciddi bir şekilde dosyayı hazırlandı ve bununla ilgili işte bu hafta önümüzdeki hafta yani en kısa sürede bu seyahati gerçekleştirecekler. Bununla ilgili hani yeterli delil, güçlü delil falan olayı zaten şu andaki ifadeler bile hani hükmün gerçekleşmesine de gerek yok. Yani tutukluluk hali bile iade için yeterli. İşte aranan bültenler şu veya bu şekilde yeterli. Bunlarla ilgili Türkiye'nin elinde kanıt değil fazlasıyla kanıt var. Uzun yıllardır çalıştığımız şimdi Amerika hükümeti diyor. İşte delil var mı yok mu? Bugüne kadar gönderilen dosyalar veya bundan önce Türkiye'nin çalıştığı oradaki Amerikalı Avukatlık Ofisi, dünyanın en önemli avukatlık ofislerinden bir tanesi. Amsterdam Hukuk Bürosu. Amerikalı üst düzey yetkililerle geçtiğimiz süreç içerisinde çok yoğun dosyalar paylaşımı oldu, bilgi paylaşımları oldu. Yani Türkiye bu adımları geçmişten bugüne kadar önemli bir süreç içerisinde çoktan attı. Ama bugün artık başka bir yerdeyiz. Türkiye devleti, hükümeti bir talepten ziyade 79 milyon insanın hükmünün kesin olduğu bir yapı ve bu yapının başındaki bu insan ve bu insanla ilgili Türkiye'de hukuk çerçevesi içerisinde 79 milyonun vicdanında hükmünü verdiği bir süreç içerisindeyiz. Yani bu süreçle ilgili prosedürlerin yerine gelmesi gereken bir süreç kaldı artık. Tüm Türkiye buna böyle bakıyor. Bu prosedürler yerine getiriliyor. Getirildi aslında. Getirilmesiyle ilgili adımları Amerika'nın atıp atmayacağına bakıyor artık Türk toplumu. Amerika ile ilgili şöyle veya böyle söylenecek bir durum değil. İki ülke arasındaki artık bu resmi prosedürlerin hayata geçmesiyle ilgili bir süreç. Şeksiz şüphesiz. Ama ilişkiler herhalde aksi etkiler. Bir de bir üst akıl tartışması var. Hani tüm bunlarla baktığınızda ne dersiniz? Ben şöyle düşünüyorum. Amerika ile ilişkileri etkilerden ziyade Amerika'daki son yıllarda gelişen, çünkü Amerika dediğimiz bir ülke veya dünyadaki herhangi bir ülke tek bir düşüncede veya algıda olan bir ülke değil. Yani bir tane düşüncesi var, herkes böyle düşünüyor. Türkiye'de olmadığı gibi, İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da falan hiçbir ülkede böyle değil. Burada bu iletişimi doğru bir noktada ortaya koymak lazım. Ve Amerika'nın şu soruyu kendisine bence sorması lazım. Farklı kesim ve lobilerin.
Türkiye artık devleti hükümetiyle ilgili değil, Türkiye toplumuyla ilgili bir süreçten bahsediyoruz artık. 79 milyon insanı uzun yıllar boyunca stratejik ortak olarak gördüğü bir milleti, bir devleti. Bu kadar basit bir konuda bundan sonra karşısına almaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir konu. Ben bu konuda öyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika ile geçmişten bugüne gelen uzun süreli iyi ilişkilerimiz var. Stratejik ilişkilerimiz var. Bu artık yani bir basit bir hukuki davadan toplumsal bir olaya dönmüş durumda. Yani burada yaverden tutun paşalara kadar birçok kişinin ifadesi var. Telefonla bağlatayımdan tutun, şunu yapana kadar, bununla ilgili dinlemesinden tutun, şuna buna kadar. Üst düzey yaverden paşalara kurmaya birçok insan. Ortada açık ifadeleri var. Ortada gerçekleşmiş, cereyan etmiş olaylar var. Farklı kamu kurumlarına sızmış, itiraf etmiş birçok insan var. Ve bu kadar bu olay toplumun gözü önünde açık bir şekilde cereyan ettikten sonra bunun artık savunulur veya hukuki olarak soru işareti bırakır bir tarafı kaldığını ben düşünmüyorum. Ama bu süreç işleyecek bundan sonra. Ve bundan sonraki süreçte Türkiye gibi bir ülkenin stratejik anlamda önemli bir ülkeyle ilişkilerin iki toplumun, iki ülkenin menfaatine ne şekilde işleyeceği konusu önemli. Ve burada ben çok önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Çok önemli bir konu. Son 10 yılda bu kadar şey yaşanıp artık darbeyle şekillenen bir resimden sonra Türkiye'de artık bu saatten sonra, burası çok önemli, olağan dışı gerçekleşebilecek, yani olağan dışı bir olay noktasında siyasetin yeniden dizayn olacağı bir resimle karşı karşıya kalırsak tüm Türkiye, tüm vatandaşlarımız şunu bilsin ki bu resim milli değildir. Ortaya çıkacak bu resimdeki figürler de milli değildir. Endişeniz mi var hala? Hayır. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye siyasetine direkt veya indirek herhangi bir müdahaleyle ortaya çıkacak resim ve bu resimin sonunda ortaya çıkacak yeni siyasi figürler milli değildir diyorum. Bundan sonra. Bunu niçin söylüyorum? Şöyle ki, Türkiye'de siyaset halkın sandığa gittiği, sandıkta oyunu verdiği, oyun verdikten sonra çıkan parlamenter anlamdaki resime bağlı siyasetin şekillenip halkı yönetme iradesiyle yürütüldüğü bir süreç. Çok farklı şekillerde buna müdahale edildiği olaylar yaşadık. Bu sonuncusuydu. Halkımız artık bundan sonra şunu da bilmeli ki işte, bundan sonra ne olursa olsun bu resme bu noktadan sonra da dikkat etmek lazım. Şimdi birkaç tane sorum var. Süre sebebiyle de peş peşe soracağım. Cumhurbaşkanının bugün liderlerle bir araya gelecek olması, demin toplumsal birliktelik dediniz. Bunu bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama o resimde HDP olamaz mıydı sorusuyla birlikte. Şimdi ben meseleye şöyle bakıyorum. Beştepe'de Cumhurbaşkanımız Türkiye'deki ana muhalefet, hükümet, ana muhalefet ve meclisteki önemli çoğunluğu olan partilerden MHP dahil bu kadroyu bir toplantıya, ülkenin hakikaten ulusal bir şekilde toplantıya çağırarak bir birlik fotoğrafı mesajı verdiği bir resim var. Kime karşı bu resim? Bir terör örgütü var. Bu terör örgütü ülkeyi darbeyle yıkmaya çalıştı. Bu çok güzel bir resim. Bahsettiğiniz parti tabii bu partiyle ilgili söylemlerle alakalı süreci doğru okumak lazım. Türkiye başka bir terör örgütüyle de mücadele ediyor. Şehitler verdi, veriyor, mücadele ediyoruz. O zaman şu soruyu sormak lazım. O örgütü bu örgütü ayırmadan tüm örgütlere aynı duruşu sergilemek lazım. Dolayısıyla bahsi geçen partinin o örgüte, Türkiye'yi yine bölmeye, Türkiye'yi yıkmaya çalışan bu örgüte aynı duruşu sergiliyor mu, sergilemiyor mu sorusunu sormak lazım. Dolayısıyla bu sorunun cevabına bağlı bir davet mekanizması işlemiş olabilir. Bilmiyorum kimler niye davet edildi ama dolayısıyla bu bir tarafa. Ama onun dışında bu verilen resme bakarsak eğer. Ve dün Taksim, yani CHP'nin de ama AK Parti de oradaydı. Genel Başkan Yardımcısı, Grup Başkan Vekili de birlikte. Son bir hafta 10 gündür meydanlarda katıldığımız programlar açısından gördüğümüz her nokta. Tüm vatandaşlarımız meydanlarda. Bir siyasi parti bayrağı yok. Türkiye bayrağı dalgalanıyor.
farklı siyasi görüşlere haiz insanların el hareketleriyle, parmak hareketleriyle kendilerini temsil ettiği kalabalıklarla hemhal oluyoruz. Şahit oluyoruz, muhatap oluyoruz, görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bu tekrardan belki de son yüzyılda ilk defa bu kadar güçlü bir şekilde millet olma şuurunu Türkiye tekrar yaşıyor. Bu resmin en ama en büyük kazanımı da bu. Onun içindir ki ben zaten Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Her yaşadığımız kriz ve travmadan bu toplum ve bu millet daha da birlik ve beraberlik resmi vererek, daha da güçlenerek, daha da farkındalığı artarak, daha da siyaseten, ekonomik, demokratik olarak daha da içine sindirerek oluyor. İşte bu halkın kendi özgürlüğüne, demokrasisine nasıl sahip çıktığının resmi. Bu resim muhteşemdi işte. Kamyonun içerisinde bir çarşaflı teyzemiz, yanında başı açık bir ablamız, teyzemiz. Nasıl? Başbakanın ağladığı görüntü o. Aynen öyle. Söyledim. Böyle bir resim yok yani. Türkiye bu. Türkiye zaten bununla ilgili hiçbir zaman bir sıkıntı yoktu. Ama bu, Türkiye'nin demokratik kazanımlarına millet olarak nasıl bir dik duruş gösterdiğinin tarihi bir destanının resmidir. Ben öyle bakıyorum. Peki ben bunu diğer bakanlara da sordum. Diyeceksiniz ki evet, Adalet Bakanı'na da sorduk ama size de soralım. Çünkü sonuçta hükümetsiniz. Bir torbanın içine ya yalan yanlış herkes de konulmasın, bu konuda da hassasiyet gösterilmesi için hepinizin talimatı ya da hassasiyet uyarısı oluyor mu zaman zaman? Şimdi tabii... Çünkü öyle bir endişe de var insanlarda. Tabii mücadele noktasında bakıldığında hiçbir şekilde taviz vermemek lazım. İşte ne deniyor ki, ben bu söze inanıyorum. Yani bu çok önemli bir söz ve meydanlarda da bunu görüyoruz. Şimdi zalime merhamet, mazluma zulümdür. Bu çok önemli bir laf. Halka zulmetmiş insanlara bizim merhamet göstermememiz lazım artık. Tartışmasız. Halkımız bu konuda 79 milyonun düşüncesi sabit. Bunu çok net görüyoruz. Ama dediğiniz gibi kurunun yanında yaş yanmasın, hassasiyeti önemli. Buna mümkün olduğu kadar her ortamda bu titizlikle yaklaşılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ama her konuda %100 doğruluk, %100 isabet sağlanabilir mi? Tabii bu soru işareti. Ama buna, bu titiz yaklaşımı devlet olarak göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ama %100 isabet olmazsa, farklı sıkıntılar olabilirse, ufak tefek yaşanabilir mi? Olabilir yani, mümkündür. Bu şekilde de bakılabilir. Ama biz o uyarıları yapıyoruz, bu hassasiyeti gösterelim diyoruz. Masum vatandaşlarımız şu veya bu şekilde etkilenmesin diyoruz ama şuna da hazır olmak lazım. Bu yapının en önemli özelliği, takiyeciliği dedik. Ben öyle değildim, benim öyle bir alakam yok, benim şunu yok, bunun yok diyen birçok insan da çıkabilir. İşte burada bizim en önemli kaynağımız devletimizin ilgili kurumlarının çıkardığı bilgilere. Çünkü tek tek bu insanları tespit etmemiz bireysel olarak mümkün değil. Ya o kurumlar devlet ciddiyetiyle hazırladığı raporlardaki bilgilere güvenerek hareket ediyorsunuz sonuçta. Şimdi tüm bunlar yaşanmasaydı ben size çok başka normal sorular soracaktım. Onu şimdi soracağım. Çünkü insanlar bir yandan da normal hayatlarına devam ediyorlar. Siz enerji konusunda çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Acaba kış gelmeden, ki sonuçta Temmuz'da bitti sayılır, vatandaşa bir indirim müjdesi gelir mi? Kış gelmeden, havalar soğumadan inşallah büyük bir ihtimalle, ben buradan çok net ifade edeyim, vatandaşımıza ciddi bir gazda indirim yapacağız inşallah. Ya, o konuda. Son dakikalık bilgi veriyorsunuz. Nasıl bir çalışma? Biraz ayrıntısını bizimle şimdi paylaşsanız, nasıl bir indirim olacak fiyatlar, bu? Fiyatlar, tahkimler, mevcut bütçeler. Şimdi bugüne kadar ki gaz konusunda vatandaşımıza yüksek fiyatlarda yansıtmamamızın neticesi olarak ortaya çıkan ciddi kurumlarda zararlar vardı. Şimdi bu zararların telafisi, ondan sonra oluşacak olan resim yatırım bütçesine dayalı oluşacak artı nakit akışını halkımıza indirim olarak yansıtma süreci. Bunun sonuna geldik aslında. Ve bunu ben ifade etmiştim. Çünkü yüksek fiyatlar döneminde tahkimlik olduğumuz, davalık olduğumuz ilişkili alıcılarla, işte bir tanesi İran, bir tanesi İran, Rusya, süreç neticelendi ama hala tahkimde rakamda mutabık kalınarak bunun yansıtılması ve geri ödenmesiyle ilgili süreç tamamlanmadı. Ama ben buradan şunu söylüyorum. Bu süreç kışa kadar tamamlanmasa bile biz halkımıza bir indirim olarak bunu yansıtacağız. Oran var mı bir oran? Oranlara çalışıyoruz. Çeşitli alternatif oranlarına ne kadar maksimum yapabiliriz ve bu sürecin sürekliliğini nasıl sağlayabiliriz? Türkiye ekonomisine, hane halkına, vatandaşlarımıza, sanayiye, endüstriye bunun pozitif bir dönüş olarak hem bütçelerinde
enerji giderlerinin daha düşmesine dayalı. Hem üretim ve sanayideki girdi kalemlerinden bir tanesi, önemli bir tanesi olan enerjinin maliyetinin düşmesine dayalı. Bununla ilgili maksimum yapmak için çalışıyoruz. Birkaç alternatif senaryo. İnşallah kış gelmeden açıklayacağız. Peki sonuçta bu girişimin, kalkışmanın diyeyim, Türk ekonomisinin temel parametrelerinde etkisi bekleniyor mu? Hedeflerde bir değişiklik öngörüyor musunuz? Temel hedeflerden. Şöyle söyleyeyim. Bu darbe sürecine kadar çok önemli adımlar attık ve bununla ilgili önümüzü çok açacak yasal düzenlemeler, yapısal düzenlemelerle çok önemli çalışmaları gündeme taşımıştık. Gerek işte vergi barışı iç veya dış bu hazırlanıyor. İşte Kuzurkağız kartla ilgili süreçler, yeniden yapılandırmalar vergisel süreçlerle ilgili, teşvik paketleriyle ilgili gibi birçok yeni enstrümanlarla ilgili yeni bir fon oluşturulması ile ilgili çok önemli Mayıs'tan sonraki süreçte, Mayıs-Haziran sürecinde EKK'larda çok önemli çalışmalarla bunun düğmesine bastık. Nitekim son birkaç aydır uygulanan para politikaları ile ilgili gerek Merkez Bankası, gerek hazine ve ilişkili kurumlarımız çok ciddi adımlar atmaya da başladı. İşte döviz rezervleri ile alakalı olarak para piyasasındaki likiditenin daha da bollaştırılması ile alakalı olarak bununla ilgili önemli adımlar atmaya başlamıştı. Bu süreç Türkiye'de kısa sürede çözülüp resmin netleşmesi ve buna dayalı demokrasinin daha da güçlenmesine dayalı bir neticenin ortaya çıkmasıyla daha da hızlanacaktır. Çünkü belirsizlik her zaman için hep soru işareti uyandırır. Ama resmin netleşmesi verilecek kararı çok daha olumlu etkileyecektir. Dolayısıyla bu sürecin bu kadar başarılı ve güçlü Türkiye demokrasisi ve ekonomisiyle olumlu yönetileceğiyle ilgili bir noktada ortaya çıkması Türkiye'yi çok daha olumlu etkileyecektir. Onun için ben bu ay sonu, önümüzdeki ay başı kalan maddelerin gerçekleşmesi, neticesinin ortaya çıkması, kalan yasal düzenlemelerle birlikte ekonomik ortamın yapısal reformlarla birlikte bahsi geçen söylediğim maddelerin de yasalaşmasıyla birlikte çok daha hızlı hareket edeceğini ve Türkiye için çok önemli olduğunu düşündüğüm G20 ülkeleri içerisinde bir tek Türkiye'de bildiğim kadarıyla olmayan Ulusal Varlık Fonu dediğimiz Türkiye Varlık Fonu yapısının da ortaya çıkmasıyla, Türkiye'nin farklı artık finansal enstrümanlarla likiditesini, finansal altyapısını daha da güçlendirici adımlar atmasıyla, yatırım ortamını ve teşvik iyileştirmesiyle çok daha olumlu olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Enerji Bakanı Berat Albayrak hem o geceye ilişkin çok önemli detayları CNN Türk izleyicileriyle paylaştı. Hem de ekonomi, özellikle de doğalgaz konusunda önemli açıklamaları oldu. CNN Türk'ün sorularını yanıtladığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Yeniden sözü İstanbul'a bırakıyoruz.